Şimdi son olarak sevgili Orkun Işıtmak'la müzik prodüksiyonunu konuşacağız. Bir anda şöyle bir şey yaptın. Yani insanları deli eden bir tavrın var. Şimdi de müzik yapacağım, tamam mı? Hani oradan atladım, buraya sıçradım, makyaj yaptım, kafayı pastaya gömdüm, bilmem ne yaptım, süründüm, şu kadar kebap yedim falandan sonra durdu dedi ki şimdi de müzik yapacağım. Ve bunun üzerine dedi bir sene boyunca dedi bütün enstrümanları öğreneceğim falan filan. Hangi enstrümanları öğrendin? Gitar, bas gitar, piyano, davul, vokal, saksafon. Yok ya. Yani bu diyorsun ki bana, bunları ben daldım bu işin içine ve bir senede bunları ne kadar çalıyorsun? Şu an tam bir senedir öğrenmiyorum. Piyanoyu bir senedir çalıyorum. Ama işte gerisini bir aydır. Şimdi yine 30 günlük bir video yapıyoruz. 30 gün içerisinde bu 6 enstrümanı öğrenmek. Bu da çok iyi bir piyanodur. Kızıma almıştım. Kızım doğduğunda acayip bir piyano. Bunun markasını söylesem bir şey olmaz. Yani herkes koşarak bunu alacak hali yok. Ayrıca da keşke söylesem her eve bir piyano girse. Çünkü piyano dünya kültürünün önemli bir parçası. Aynı zamanda bir mobilya gibi duruyor ve aslında müzik aletleri yapılışının çok azı bir ederleri var. Mesela bir piyano yapmak, o kadar teli germek, böyle bir mobilya yapmak falan. Yani şu içinde tabii içine bakmışsındır. Yani içinde şu mekanizması olmayan, sadece bunu bir dolap olarak düşünelim. Bu dolap felanca marka olup da İstanbul'umuzun felanca markalar satan bir mobilyacısında satılsa bu fiyata satılabilir yani. Ama içine bir de bu mekanizma var. Üstün mekanizma. Güzel piyanoymuş. Bir şey. Ya bu arada çok bir iddiam yok çünkü şarkıların hepsinin aranjesini ben yaptım. Bu arada altyapıların hepsini ben yaptım ama... Buyurun. Akordu var mı? Akordu var. Akordu var ve akordu çok zor kaçıyor. Akordu yok. Şakasız bunun akordu yok. Akordu yok mu? Hemen bir onay alabilir miyim? Yok. Akordu biraz çalınıyor. Yani ama çok uzun süredir akord ettirmiyoruz. Çünkü akord ettirmek pahalı. Pahalı bir şey, evet. Biz de kabaremizi ayakta tutmaya çalışan adam olarak o akordçu pahalı. Ama kulaktan anladım çok akordun olmadığını. Yahu bırak numarayı, öyle bir şey yok. Akordu var. Tuncay destekleme yok. Onu. Biraz tamam, hafif bir kaymalar var. Onun farkındayım. Evet, biliyorum. Kesin yok akordu. Tamam, peki, tamam, bırak. Onun akordu yok. Ha. Çok insan içinde çalmadım daha önce. Tamam, yeterli. Harikulade, tamam, anladım, yaptın, gel. Tuncay, gitarı ver, lütfen. Gel! Her şeyi de gezmeyelim canım. Hayır. Şöyle bir şey de çünkü gitar, bak, hayır bir şey. Gitarda yeniyim. Tamam peki ama çünkü bundan tamam kurtarıyor. Çünkü piyanonun akoru biraz kaçtı. Evet tamam bunu biliyoruz ama şimdi gitarın akordu var. Gel gitarın akordu. Vardır ama gitarda yeniyim. Bir dakika, lütfen. Vallahi yeniyim. Ciddi söylüyorum lütfen ya. Vallahi yeniyim ya. Ya ben insan içinde hiçbir şey çalmadım ki ben utanıyorum bile şey değilim yani. Hayır böyle bir şey yapmana gerek yok zaten. Ama yapacaksam böyle bir şey yapayım. Yapacaksam iyisini yapayım. Daha dün annemi çalmayayım. Duman beni yak çalmayayım yani. Bir dakika gitarda. Gitar öğrenirken daha dün annemizin mi çalıyorsun? Kim öğretmenin? Eğer böyleyse hemen değiştir yani. Seni en baştan başlatacağız. Daha dün anne. Ben evimde kendi kapalı kutumda çok güzel çalıyorum. Vallahi memnunum abi. Ama piyano iyi ha. Bir dakika. Piyano iyi. Tamam. Sen iyisin akordu yani. Akordu yok. Hayır, piyano öyle değil. Yok. Piyano zaten iyi, önemli değil. Senin piyanonu iyi anlamında söylüyorum. Fena değil. Şu an iyi değilim. Daha eğitimim devam ediyor. Yahu ne kadar olabilir? Zaten bir sene diyorsun. Ama bir senedir çok fokuslanamıyordum. İşte son bir aydır her gün alıyorum. Ders. Evet. Kim bu şanssız hoca? 6 tane hoca, 6 tane enstrüman. Her gün. Ciddi misin ya?
Ya Tuncer kesinlikle benim yaşamak istediğim hayatı yaşıyor ya. Sonra kesinlikle. Da kendi çekimlerime gidiyorum, derslere gidiyorum. Ben deli gibi enstrüman öğrenmek istiyorum ve yani niye para kazanıyorum, niye yaşıyorum? Tabii ki çocuğum var falan filan, sevdiğim insanlar var, sorumluluklarım var ama bir yandan da senin de vardır herhalde. Var. Sevdiğim insanlar ama çocuğum yok. Yani daha doğrusu geçindirmek zorunda olduğun insanlardan söz ediyorum. Kim bunlar? Aileme destek oluyor. Evet. Destek mi oluyorsun yoksa tamamen geçindiriyor musun? Destek oluyorum. Destek oluyorsun peki. Zaten kibar bir insansın. Zaten böyle söylersin. Evet. Peki. Bu şimdi kaç şarkı çıktı? 5 şarkı çıktı ilk albümde. Onların ya bir de şöyle bir şey yapmak. Nasıl bakacağız bunu? Dijitale gireceğiz. Spotify'a gireceğiz. Spotify'da var. YouTube'da bir şeyler. Var. Ne var YouTube'da? Klip mi var? Klip yok. Şimdi klipleri ayda bir olarak çıkaracağım. Sadece şarkıların kendisini YouTube'a yükledik. Klip olarak da çok farklı bir tarz yapacağız aslında. Böyle daha dünyada Türkiye'de görmediğim böyle çok da söylemek istemiyorum da inşallah söyledikten sonra bu da çalınmaz. Lirik video ama normal bir klip gibi başlıyor. Daha sonra sözlü bir videoya dönen hikayesi olan çok değişik ve şey bütün videolarımız bu şekilde olacak. Güzel. Bütün kliplerimiz bu şekilde olacak. Güzel. Ya bir de ben bundan işte geçen yıla kadar doğuyu basamazdım piyanoda. Hiç nota bilgim, hiçbir şeyim yoktu. Londra'da bir müzik okulu buldum. Online olarak oradan eğitim aldım. Geldim burada işte birkaç tane enstrüman çalmayı öğrendim. Bütün şarkılarımın aranjelerini hep kendim yaptım. Bu albümün ismi Gün Dönümü. Ve bundan sonra da müzik yapmak istiyorsun. Ya insanları eğlendirmeyi sevdiğim için en büyük benim alabileceğim haz, insanları eğlendirmekten alabileceğim en büyük haz sahnede benim şarkılarım birlikte söylerken insanların eğlendiğini görmek. Ya ben çünkü evet belki bir şekilde videolarımla eğlendiriyorum ama görmüyorum ki. Peki bana bir ipucu ver. Acaba bu kadar eski bir YouTuber olarak ve bu işlere başlayan, en hızlı yükselen, bu işten en iyi para kazanan adam olarak acaba orada bir şey mi fark ettin geleceğin açısından? Yani orada bir ufukta bir şey mi fark ettin de buradan böyle bir müziğe döndürüyorsun işi? Ya aslında YouTube'u her zaman yapmaya devam edeceğim. Müzik kariyeri ne kadar ileride inşallah Tarkan bile olsam inşallah ne haddime de. Tarkan olma. Haddime filan da deme. Edis Tarkan olsam olma. Edis çok beğeniyorum. Ben de Edis'i beğeniyorum. Edis de olma. Kendin ol. Hayır. O seviyede, ha, o seviyede birisi ha olsam yine de YouTube'a çok severek devam ederim. Niye ama YouTube baban filan mı? Annen mi YouTube? Neyin YouTube? Eski akrabaların mı? Vefa borcum var. YouTube'a vefa borcun filan yok. YouTube şeyde kurulmuş bir adamın kurduğu bir şey. Dublin, hani bir memleket gibi şeyi olsa mesela atıyorum. Şimdi marka da söyleyemem ama işte diyelim ki hani bir yerli malı bir şey olsa mesela dersin ki ya bu şirkete de bir vefa borcun var falan filan ama YouTube'a bir vefa borcun yok bence. Ama ya ben sonuçta televizyondan bir yere gelmedim ve YouTube'dan tamamen kendim bir şey açıp sıfırdan bir yere geldim. Ve bunu sağlayan mecra bana YouTube'tu. YouTube olmasaydı belki güzel bakışçısı bu, güzel bakışçısı. Tebrik ederim. Peki ama orada bir şey görüyor musun ileride? Yani bu YouTuber'lığın geleceğinde bir çıkmaz, bu işler sarpa saracak, başka bir şeye dönüşecek falan filan. Ya kısa dönemde öyle bir şey görmüyorum ama elbet Vine'in kapandığı gibi YouTube'da başka bir şeye ileride evrilecektir. Belki insanlar daha uzun şeyler izlemek isteyecek, belki daha kısa şeyler izlemek isteyecek, belki video yerine başka bir kavram yeni platformlar ortaya çıkacak. Peki sence YouTube'u tehdit edebilen ne var şu Netflix anda? Netflix. Bir tek Netflix mi? Bence öyle.